çıkıyor. Aşı mı olmadı? Vallahi hocam bence yani olunması gerekiyor. Hem kendimizi hem de toplumumuzu düşünecek olursak bir an önce aşı olmalıyız. Bence olmalılar. Başkalarının hakkına da giriyorlar. Devletimize karşı bu bir sorumluluk. Efendim, aşılamada yeni bir döneme geçildi. Türkiye Haziran ayında aşılamada büyük bir ivme kazandı. Hafta sonu aşı merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de şimdiye kadar 33 milyon 624 bin dozdan fazla aşı uygulandı. Evet, aşı olmayı düşünüyor muyuz? Ben düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ben de düşünüyorum abi. Ben de düşünüyorum. Bu arkadaşların hepsi aşı olmayı düşünüyor. Peki aşı olmayı düşünmeyen, hala aşısını olmamış vatandaşlara neler söylemek istersiniz arkadaşlar? Bence olmalılar. Başkalarının hakkına da giriyorlar. Bence bu süreç biraz yavaş işliyor. Biraz daha hızlandırmalılar yani. Gerçekten çok yavaş işliyor diğer ülkelere göre. Şimdiye kadar 19 milyona yakın kişiye birinci doz aşı yapıldı. Yaklaşık 14 milyon kişiye de ikinci doz koronavirüs aşısı vuruldu. 1 Haziran itibariyle 50 yaş ve üzerindekiler, hemen ardındansa 45 yaş ve üzerindekiler aşılanmaya başlandı. Son 10 gün içerisinde ise birçok meslek grubu aşılama programına dahil edildi. Avukat, kargo çalışanları, şehir içi şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ve dolmuş ve taksi şoförleri de aşılamaya dahil edildi. Öte yandan önümüzdeki hafta 4 milyon 200 bin doz BioNTech ve 3,5 milyon doz Sinovac aşısının gelmesiyle aşılamanın daha da hızlanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından aşıda 40 yaşına kadar indik. Yaşı 40 veya üzerinde olanlar randevu alabilir. %100 katılım bekliyoruz açıklamasını yaptı.